Bu son gelişmeler dahil Türkiye'deki eğitimin birçok problemini burada birlikte konuşacağız. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir 60 dakikalık bir ben soru cevabı olacak. Belki bunu birazcık ben 40-45 dakikaya düşürebilirim. Sizin de fazla vaktinizi almamak için. Daha sonradan da ben çok fazla soru olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güncel bir konu. Eğitimdeki meseleleri ve son eğitim kanunu merkeze alarak konuları tartışmaya çalışacağız. İçimizde öğretmen olanlar da var değil mi? Öğretmenlik bölümünde okuyanlar. Onların merak ettiği birçok husus da var. YÖK yeni kararlar aldı. Onları da uzman birisi olarak soracağız. Şimdi ilk olarak kendisiyle ilgili ben bazı bilgileri nakletmek istiyorum. Tabii bizim bulduğumuz bilgilerin bir kısmı eskimiş durumda. Kendisi esas itibariyle matematik eğitim üzerinde uzman değil mi hocam? ODTÜ mezunu. Daha sonra devlet bursuyla Florida State Üniversitesi'nde yüksek lisansını, doktorasını da Utah State Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretim teknoloji üzerinde tamamladı. Ve Türkiye'ye döndükten sonra Karabük Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve devam etti. Ve şu anda da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Edebiyat mı hocam? Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda SETA'nın da eğitim direktörlüğü görevini yapmakta. Televizyonlardan falan Bekir Bey'i sizler izleme olma ihtimaliniz yüksektir. Gazetelerdeki yorum yazılarından da. Dolayısıyla hem akademisyenlik hem de eğitim konusunda sivil toplum örgütleriyle sıkı çalışan bir hocamız. Kendisi ilgi alanları öğretim tasarımı ve teknolojisi, zeki ve yetenekli öğrencilerin eğitimi, eğitimde planlama, karşılaştırmalı eğitim, eğitim ve kalkınma, yüksek öğretim, eğitim politikaları ve yönetimi alanlarında çalışmaları hem akademik düzeyde bulunmakta hem de popüler bildirileri mevcuttur. Burada birçok çok geniş bir liste var. Ve en sonunda bize getirdiği, yaptığı SETA'nın yapmış olduğu, bu SETA'yı duydunuz değil mi arkadaşlar? Ankara merkezli bir siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfının Türkiye'nin gençlik profili diye bir çalışması, ankete dayalı Türkiye çapında. Bir diğeri de Türkiye'de uluslararası öğrenciler diye Bekir Bey'in de işlerinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanan İki tane kitabı bulmakta yeni. Biz hocamızda ilk olarak şununla başlayalım. Belki birazcık daha farklı. Ben gelirken okudum. Hocam bütün bu eğitimle ilgili Bekir Bey değişikliklerin hepsini biz modern eğitim, postmodern eğitim, ilerlemeci eğitim diyoruz. Ve gelenek üzerinde ya gelenekselci eğitime çok fazla atış yapıyoruz. Yani ona kızıyoruz. Eskiden her şey çok kötüymüş. Sanki bizim yaptığımız her şey şu anda eskiye göre daha iyi oluyormuş gibi bir izlenim var. Mesela eskiden öğretmen merkezdeydi, öğretmen otoriteydi. Bundan biz vazgeçelim. Öğrenci merkezli bir eğitim oldu. Bizim öyle bir his veriliyor ki eskiden geleneksel eğitim denen şeylerin hepsi kötü ki tırnak içinde bu geleneksel eğitimde nedir? Yani onun tanımı da birazcık sorunlu. Yeni yaptığımız her şey çok iyiymiş gibi bir anlatım var. Eğitim bilimleri literatürü bununla dolu. Kamuoyunda bu yeni yaptıklarımızın çok daha makbul olduğuna dair ifadeler var. Ama bir diğer tarafta da okullarda disiplin problemi daha dün ilan edildi. 51 bin tane sıfır çeken öğrencilerle dolu bir yapı var. Yani böyle bu konuları sevdiğinizi de bildiğimizden dolayı biraz eğitim felsefesini buradan başlayalım. Bu geleneksel eğitimde her şey kötü mü? Yeni yaptıklarımızın hepsi çok mu doğru? Bu isterseniz buradan başlayıp daha somut şeylere gidelim. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle ben özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ankara'dan geldim ama biraz geç geldim. Geçen yıl da geç gelmiştim. Hocam geçen yılda misafir etmiştik dediği zaman benim aklıma bu geldi. Geçen yıl da geç kalmıştım. Dolayısıyla kusura bakmayın. Şimdi geleneksel eğitim aslında bütün eğitim literatüründe bir şey. Hani İngilizce'de bir tabir var. Bu ölmüş atı tekmelemek diye. Hani bir at ölmüş, yere yatıyor ama yine de vuruyorsunuz. Yani
Geleneksel eğitim bu anlamda bir şey, bütün yeniliklerin böyle şey karşısında oturtulan bir hedef, kolay bir hedef ve biz onu eleştirerek bir şey kurmaya çalışıyoruz. Aslında son eğitim literatürüne baktığınız zaman bütün modern eğitim denen şey aslında bir şekilde artık o geleneksel eğitim her neyse onun eleştirisi. Dolayısıyla aslında modern eğitim kendisi bir eleştiri olarak doğuyor. Yani işte peki neyi eleştiriyor? Öncelikle ölü bilgilerin aktarılmasını eleştiriyor. Yani işte geçmişten kalan bilgiler aslında günümüzün sorunlarına karşılık gelmiyor, günümüzün problemlerini çözmüyor. Dahası çocuklarımız yarın bizden çok farklı bir dünyada yaşayacaklar. Dolayısıyla bu ölmüş bilgilerle bu sorunları çözmeleri mümkün değil. O halde biz bilgiyi aktarmak yerine, hele geçmişten kalan ölü bilgileri aktarmak yerine güncel bilgileri öğretelim diyorlar. Şimdi tabi bu yaklaşım baştan itibaren çok sorunlu bir yaklaşım ama çok ayartıcı bir söylem. Yani bu söylem kendini güzel bir dille sunduğu için bütün eğitim fakültelerinde zaten kabul edilen bir söylem. Yani özellikle Amerika'dan örnek verecek olursak 1890'lı yıllardan itibaren zaten aksine bir görüş pek yaşamıyor. Yani bir görüş var, baskın bir şekilde var. Ve işte bazı fakülteler, özellikle Teachers College gibi fakülteler çok sayıda öğrenci yetiştiriyorlar, çok sayıda yönetici yetiştiriyorlar. Daha önemlisi, yani bizim işte il milli eğitim müdürü ya da ilçe milli eğitim müdürü gibi düşüneceğiniz eğitim bölgelerinin başındaki insanları yetiştiriyorlar ve o kişiler o gittikleri bölgelerin eğitim felsefesini belirleyebiliyorlar. Böyle bir yetkileri var. Bizde yetki yok. Bizde yetki sınırlı. Ve bu insanlar çok kısa bir süre içerisinde bu ideolojiyi, yani bu yeni eğitim ideolojisini aslında bütün ülkeye yaymış oluyorlar. Fakat bu entelektüel bir zafer değil. Aslında bunlar fikirleri çok iyi olduğu için ülkenin dört tarafına yayılmıyorlar. İşte dediğim gibi çok basit bir sebebi var. Üniversiteler zaten çok az sayıda üniversite var. Üniversitedeki çok az sayıda hoca bu şekilde düşünüyor ve öğrencileri yoluyla işte ülkenin dört bir tarafından yönetimde bir baskı unsuru haline geliyorlar. Şimdi bunun tabii sonuçlarını çok da tartışabiliriz. Yani bu argümanlar doğru mu veyahut bunlar ne tür sonuçlar verdi? Fakat şöyle bir tuhaflık var. Yani en azından bu geleneksel eğitim nedir sorusu bağlamında. İşte geleneksel eğitim her nasıl tanımlanırsa tanımlansın yeniliğin aksine bir şey olarak tanımlanıyor. Yani yeni olan ne var? Bugün mesela bilgisayarlı eğitim var, işte tabletli eğitim var. Ha, geleneksel eğitim nedir diye sorduğunuz zaman işte tabletsiz eğitim. Ya da işte ne denir? İşte bir aralar popülerdi, çoklu zeka vardı. İşte çoklu zeka yeni eğitim. Geleneksel eğitim ne? İşte tek tip, işte tek tipçi bir zeka. Ama burada şöyle bir kavramsal boşluk var. Yani bugün geleneksel dediğimiz eğitim bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce de aslında modern eğitim olarak sunuluyordu. Mesela aslında en modern eğitim davranışçılıktır. Yani bütün pozitivist paradigmanın, işte bütün bu bilimselci düşüncenin en somut yaklaşımı davranışçı düşüncedir. Kendi içinde çok tutarlıdır ve entelektüel olarak da oldukça güçlüdür. Yani her ne kadar bugün geriye dönük olarak bakıldığında eksiklikleri görülse de kendi döneminde çok ciddi anlamda etkili olmuş bir görüştür. Ve bugün mesela biz onu geleneksel eğitim olarak adlandırıyoruz. Şimdi her şey geleneksel eğitim ama öyle bir şey ki, yani bu geleneksel eğitimin içerisine mesela soruyoruz. Geçmişte diyelim medreselerde ya da kiliselerde ya da işte başka yerlerde insanlar tartışarak bir şey öğreniyorlardı. İşte münazara yapıyorlardı. İşte bu geleneksel bir şey midir? Yani bu unsurlara baktığımız zaman aslında bunların geleneksel olarak kodlanmadığını görüyoruz. Ya da mesela münazara metotlarıyla ilgili eserler bile var. Tabii. Ya da mesela şunu söylüyoruz. İşte bir öğretmen konuşur, öğrencileri hiç konuşmaz, sadece dinler. Bu geleneksel bir şey mi?
Yani geçmiş zamanda böyle bir şey var mı? Aslında yok. Bu da modern bir şey. Yani bu tam da işte ulus devlet sonrası ortaya çıkan bir eğitim biçimi. Dolayısıyla hani geleneksel olan her şey ya da geleneksel olarak adlandırılan her şey geleneğe ait değil. Aksine bugün geleneksel olarak eleştirilen birçok şey belki de tamamı oldukça modern. Dolayısıyla burada bir kavramsal sefalet söz konusu. Bu da bizim aslında eğitim fakültelerinin çok zayıf olmasıyla ilişkili bir şey. Yani eğitim fakülteleri sadece bizde değil, dünyada da oldukça zayıf şey anlamında. Yani bu düşünce, kavram seti, ondan sonra kavramları yerine yerine oturma konusunda ciddi anlamda sıkıntılı fakülteler. Onun için mi hocam buraya gelmişken biraz daha hareketlendireyim? Sayın Milli Eğitim Bakanımız Tinçer, yani bu eğitim fakülteleri olarak sizin bu yetiştirdiğiniz öğretmenlerle biz bu işi yürütemiyoruz diye bu eğitim fakültelerini ve mevcut öğretmenleri çok eleştiriyor. Bu boyutu nerede yerine? Şimdi ya, Türkiye bağlamı biraz farklı ama şunu söyleyebiliriz. Yani en azından hani modern eğitimi tartışıyoruz. Özellikle hani ben Amerika'dan örnekler verdim. Kendim de orayı biraz iyi bildiğim için oradan örneğe devam edeyim. Şöyle bir ideoloji var eğitim fakültelerinde. Biz insanlara mesela matematiği çok iyi bilmeden de öğretebiliriz. Biz matematiği nasıl anlatacağımızı bilmemiz lazım. Yani biz bir yöntemi öğrenirsek şayet insanlara farklı konularda bilgileri edindirebiliriz. Mesela ne diyoruz? İşte öğrenmeyi öğrenme daha önemlidir. Peki soruyorsun yani öğrenmeyi öğrenme de bir şey öğrenme değil mi? Yani nihayetinde bir şey öğrenmemiz lazım. Yani işte felsefe okuyanlarınız varsa hani fenomenolojide ya da Husserl'de şey vardır. Hani düşünme her zaman bir şey hakkında düşünmedir. Yani çok böyle soyut bir düşünme yoktur yani. Ya ben ya bir nesne üzerine düşünürüm ya bir kavram üzerine düşünürüm ama her zaman bir şey üzerine düşünürüm. Şimdi mesela öğrenmeyi öğrenme kavramı bu anlamda şey böyle havada bir şey. Yani öğrenmeyi öğrenme. Ama öğrenmeyi öğrenme dediğimiz şey aslında öğrenme her zaman somut bir şey hakkında öğrenme. Yani bu bir felsefe kitabı olabilir, fikir olabilir, matematik formülü olabilir, somut bir nesne olabilir ama her zaman bir şey hakkında. Ama mesela biz öyle bir kavram seti kurguluyoruz ki insanlar işte bütün içerikten bağımsız olarak sadece nasıl öğreteceğini öğrenirse rahatlıkla öğrencilere öğretebilirler. Bu bence son derece sorunlu bir yaklaşım ama bizim aslında eğitim fakültelerinde işte Amerika'da dahil olmak üzere yaygın olan yaklaşım. Bunun şöyle bir sonucu var, çok somut sonucu var. İyi matematik bilmeyen insanlar matematik öğretmeni oluyorlar ya da iyi İngilizce bilmeyen insanlar İngilizce öğretmeni oluyorlar ya da iyi işte diyelim din konusunda yani alim olmayanlar din kültürü öğretmeni oluyorlar. Ya bu son derece sorunlu. Yani şöyle düşünün, bir insan tarihi bilmeden ne derece tarihi öğretebilir? Ya burada tabii meseleyi fakülteler arası çatışmaya indirgememek lazım. Yani bu şu demek değil. Hani fen edebiyatlar daha iyi bilir, öteki iyi bilir. Bu ben böyle bir mesele bu şekilde bakmıyorum. Ya genel bir şey söylüyorum. Yani bir insan bildiği bir şey öğretebilir. Yani bilmediği bir şey öğretemez. Ya biz eğer nitelikli bir eğitim istiyorsak şunu talep etmek hakkımız. Yani öğretmen kendi alanında iyi bilsin. Bundan dolayı zaten şu anki öğretmen seçim sistemimiz yanlış. Yani biz sadece alanla ilgili hiçbir tabii, soru sorulmuyor. Alanla ilgili bir şey sormuyoruz. Bu son derece yanlış. Yani şöyle düşünün. Biz sürekli şikayet ediyoruz. İşte İngilizce öğretemiyoruz diye. Ama şunu bilmiyoruz. Yani öğretmenlerimizin kaçı İngilizce biliyor? Ama hocam bak bu konuyu ben hatırlıyorum. Ben 90 yılında mezun oldum. 1990'da öğretmen oldum. Öğretmenlik yeterlik diye bir sınav vardı. 88'de başlamıştı. Alan bilgisi bizim her bir öğretmenlik alanından soru soruyorlardı. Formasyon soruyordu. Genel kültür. Tahmin ediyorum alanın ağırlığı da %60'tı. Bunu ben hatırlıyorum. Şey sözü verdi. Ben bu sınavı kaldıracağım diye eski cumhurbaşkanlarından Sayın Demirel söz verdi. Geldi kaldırdı ondan sonra yeni bir yöntem de bulamadı. Ta 98'de bulundu bu. Yani Türkiye'de de bir dönem benim gittiğim zaman da böyle bir sınav vardı yani. Yani ben Amerika'dan yine örnek vereyim. Hani şey çok da Amerikancı olduğumu falan sanmayın. Sadece hocam, karşılaştırma açısından söylüyorum yani. Amerika'da genel eğitim sistemi çok zayıf olduğu halde mesela bu tür mesleklere
ki yine eğitim fakülteleri de nispeten bu içerik öğretme konusunda zayıf olduğu halde öğretmenliğe başlamadan kesinlikle alan sınavı yapılıyor. Tabii. Yani işte birçok eyalette mesela praxis denen sınavlar var. Orada kendi alandan sınava giriyorsunuz. Yani o olmadan öğretmenliğe başlayamıyorsunuz. Bu da çok makul bir şey. Yani biz şu an gitsek sokakta 10 tane vatandaşa sorsak desek ya işte matematik bilmeyen birini sen sınıfa koymak ister misin? Hayır der. Ama maalesef bugüne kadar bizim eğitimcilerimiz, eğitim yöneticilerimiz, milli eğitimden sorumlu kişiler bu konuda çok somut bir adım atamadılar. Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda bir açıklaması var, sevindirici. Umarız yakında yaparlar. Fakat orada da şu an görünen resim, ÖSYM'e bu tür sınavların zor olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yapmak istemiyor. Oysa bunu... Yani bu sonunda yapılırken yapılır. çok basit bir şey var. Ben de buna karşı söylemek istediğim bir şey var. Ya ÖSYM bunu yapamıyorsa çok basit bir şey var. Yani ÖSYM'yi bir tarafa bırakırız. Hani çok rahatlıkla bunu üniversiteler kendileri de yapabilirler. Yani nihayetinde zaten ÖSYM'nin yaptığı farklı bir şey değil. O alanla ilgili 3-5 uzmana soru hazırlatacak. Bu kadar. Yani bu çok zor bir şey değil ama muhtemelen ÖSYM tamamen kar eksenli düşündüğü için hatırlarsanız geçen yılda YGS konusunda çokça hani ne denir, kamuoyunda tartışılmıştı, kopya var mı yok mu falan diye. Orada bazı iddialar gündeme gelmişti. Mesela öğrencilerin bir kısmı şey demişti. Ya işte ben bilgisayara giriyorum, puanım 300 görünüyor. Ertesi gün girdim işte 280 görünüyor. Ertesi gün 250 görünüyor. Şimdi o söylenen çoğu muhtemelen yanlıştı ya da özellikle bilinçli bir şekilde karalama amaçlı söyleniyordu. Fakat bizim vatandaş olarak bunlar doğrulama yolumuz yoktu. Çünkü ortada bir kağıt yoktu. Niye kağıt yoktu? Yani bir sonuç kağıdı yoktu. Çünkü ÖSYM'e her bir adaya 1 lira para harcamak istememişti. Yani çok basit, her bir adaya 1 lira diyelim, bir kağıdın çıktısını alacak ve postalayacak. Yani bunun maliyeti de işte diyelim 1 lira. Yani ÖSYM bu maliyete katlanmak istememişti. Yani bu maliyete katlanmak istemediği için bir sürü iddialar dolaştı. Oysa ÖSYM gibi bu kurum kar amaçlı düşünmemesi lazım. Ya hocam 5 lira daha fazla başvurulardan alsın canım. Çok gerekli. Hayır şu, bir de mesele şu. Yani biz yani nihayetinde eğitim odaklı düşünüyorsak çocuklara faydasını görüyorsak, ki bence son derece faydası var. Yani hepimiz insanız, belli pratiklerle büyüyoruz. Yani düşünün, insanoğlunun kağıda bir ünsiyeti var. Yani biz her ne kadar sonucu bilgisayarda görsek bile, hani bir sonuç kağıdı gelse, elimize alsak, anne babamıza göstersek, şöyle fotoğraflı, resimli falan bir şey, bunun bir şeyi var. Hani bizde bir oluşturduğu ünsiyet var. Ya bunu biz mesela bir günde ya gerek yok artık yapmayalım, üretmeyelim, işte maliyet üretiyor deyip bir tarafa atamayız. Çünkü bunun pedagojik bir faydası var. Dolayısıyla hani bizim karar alırken hani bunu uygulamak zor, bunu uygulamak maliyetli gibi bir yaklaşım içerisinde olmamız doğru değil. Yani bunları dikkate alabiliriz, maliyeti dikkate alabiliriz. Tabii ki neden daha fazla para ödeyelim, daha az harcama yapmak işimize gelir ama... Ya bu bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz doğru seçim yapmak. Doğru ölçme değerlendirme yapmak. Maliyet açısından eğer biz diğer sınavı yaptığımız zaman, ki onu gösteriyor, daha nitelikli öğretmeni seçeceksek, yani seçmiyorsak o daha büyük bir maliyettir. Tabii yani, tabii. Uzun maliyetten kaçınarak bunu yapamıyorsak. Hocam konu öğretmen yetiştirmeye geldi. Benim sormak istediğim konu da o. İsterseniz onunla ilgili bir soru daha sorup başka konulara. Olur. Arzu ederseniz geçelim. Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin önemli olduğu, çok birçok denemelerin yapıldığı görülüyor ve bu konuda da kurumsal olarak eğitim fakültesi, fen edebiyat ekseninde de tartışmalar bulunuyor. Yani size göre Türkiye'deki öğretmen yetiştirmenin önce bir mevcut üzerinden temel 3 sorunu ne? Daha sonradan da tabii ne olabilir? Yani dünyadaki gelişen eğitim paradigmalarındaki yeni yeniliklere göre neler olabilir? Mesela illa adamın eğitim fakültesinde okuması iyi bir öğretmen olması için şart mı? Çünkü eğitim fakülteleri diyor ki biz yetiştiririz kardeşim, psikolojisini falan biz veririz bu öğretmeni. Sizde bilgi olabilir ama diyor siz anlamazsınız diyor bu konulardan başka yerlere. Ya bence tek
Yani tek demeyeyim de en büyük sorun çok net olarak şu. Yani bizim öğretmen dediğimiz kişi nedir, bunun tanımı yapılmış değil. Yani bundan şunu kastediyorum. Mesela 90'lı yıllarda işte diyelim ziraat bölümü mezunu da gidip öğretmen olabildi. Ha demek ki olabiliyor. Yani öğretmen dediğimiz kişi pekala hani ziraat mezunu biri de olabiliyor. Ya da mesela YÖK ne yaptı? İşte formasyonu kaldırdı. Demek ki formasyonsuz da hani sadece eğitim fakültelerinden de öğretmen oluyormuş. Zaten sonra bir baskı geldi. Bu sefer formasyonu geri getirdi. Ha demek ki formasyonlu da öğretmen oluyormuş. Sonra şimdi bir daha kaldırdı. Demek ki bir şey yok. Yani bir istikrar, bir tanım yok. Yani öğretmen nedir'in bir şey yok. Profesyonel standart tanım. Ya bu cevap yanlış da olabilir. Çünkü dünyada farklı modeller var. Mesela diyelim bazı ülkeler bizim askeri okullar gibi çalışıyorlar. Yani öğrencileri baştan seçiyorlar. Ondan sonra bir daha da sistemden çıkış yok. Yani şey yapamıyorsunuz. Yani öğretmen okuluna girdiğiniz zaman zaten istihdam derdiniz falan olmuyor. Yani askeri okullar gibi. Yani oraya girdiğinizde biliyorsunuz ki işte ya subay, subay olarak mezun olacaksınız ya da polislik okulluğu gibi. Yani öğretmenliği bu şekilde yetiştiren ülkeler de var. Bu kendi içinde tutarlı bir model. Çünkü az sayıda öğretmen alıyorsunuz, ihtiyacınız kadar, onları eğitiyorsunuz, mezun ediyorsunuz. Bu kendi içinde güzel çalışıyor. Ama bunun tam tersine yöntemler de var. Mesela işte daha esnek ülkeler bütün herkesin bir şekilde öğretmen olabilmesinin yolunu açıyor üniversite mezunlarının. Ama yine yanına bazı kriterler koyuyor. Mesela işte diyelim bir mühendis de bir fen edebiyat mezunu da pekala öğretmen olabilir. Ama işte şu sınavları geçmesi lazım şeklinde. Şimdi Türkiye aslında bir her konuda olduğu gibi bu konuda da bir model enflasyonu yaşıyor. Yani çok sayıda modelimiz var. Yani bizim model sorunumuz yok. Yani şu ana kadar Türkiye'de denenmemiş yaklaşım yok. Her yaklaşımı denemişiz. Dolayısıyla sıkıntı burada bir kendimize has olması bile gerekmiyor. Bir şekilde eklektik de olsa işleyebilen bir modeli seçip onun üzerinde istikrarlı bir şekilde ilerlememişiz. Ya burada bence en temel sorun bu. Yani biz işte siyasetçiler, YÖK, milli eğitim, işte konunun bütün tarafları, üniversiteler bu konuda bir ilke kararı geliştirebilmiş değiliz. Ve burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. En büyük sorun yine üniversiteler. Yani üniversiteler bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş değil. Yani işte, kendi fakülteleri veya mesleki bir bağnazlık da var mı? Tabii yani zaten bağnazlık var çok yani. Net olarak var. Yani işte fen edebiyatçı alanı önemsiyor. Hani alan bilgisini önemsiyor. İşte eğitimci o eğitim bilimlerini önemsiyor. Bizim gibi eğitim fakültesi kökenli olup da eğitim fakültesini eleştirenler pek yok. Yani herkes taassup yapıyor aslında. Yani herkes kendi alanını koruyor. Bu tabii son derece sıkıntılı. Sonuçta ne oluyor? Sonuç hani güzel olsa neyse ama sonuç da güzel değil. Yani sonuçta işte bu atanamayan öğretmen adayları meselesi zaten sorunun görünen yüzü. Yani görünmeyen tarafı da var. Hani atananlar iyi mi? Ondan sonra işte atanacaklar iyi mi? Ya da işte okullardaki sorunlar neler, yetiştirmeden kaynaklı? Bunları zaten tartışamıyoruz. Ya bu şuna benziyor. Yani katsayı meselesi vardı. Yıllarca katsayıdan dolayı aslında meslek liselerinin hiçbir sorununu tartışamadık. Evet. Şu an da tartışamıyoruz. Çünkü hala o psikolojik baskı üzerimizde. Yani biz mesela kalkıp ya niye meslek liselerini %65'e çıkarıyoruz ki dediğimizde ya işte mesleki eğitim çok önemli. O konuda siz bir rapor da yazdınız, benim aklıma geldi. Türkiye'deki bilinen yaklaşımları eleştiriyorsunuz. Böyle biraz daha esnek olsun diye sormuş olayım. Türkiye'de %40 meslek okulu tahmin ediyorum şu anda. Yeni kayıtta %49'a ulaştı. Ulaştı mı? Yani bayağı yüksek aslında. Yüksek. Diğeri de %50 yarı yarıya olmuş oldu. Normal meslek okulu olmayan liseler var. Biz de hep diyoruz ya Avrupa'da %60, bizde niye azdı, 40'tı, demek ki 50'ye çıkarmışız. En yükseği de herhalde Kocaeli falan çıkıyor yani bu işlerde. Ama Bekir Bey diyor ki
O hazırladıkları SETA'nın raporunda da var. Oradan şu anda çağrışım yaptı. Ya Amerika'da da tam tersine diyor. Amerika'da bu meslek eğitimi diyor liseyi falan bitirdikten sonra başlar diyor. Kanada'da da biraz öyle diyor. Ve onlar da bayağı yani sanayileşmiş, gelişmiş ülkeler yani. Zaten okuma yaşı gitgide çoğalıyor. Yani okullarda kalma, üniversitelerde kalma yaşları çoğalıyor. Dolayısıyla bu işe niye çok erkenden başlayalım? Hatta biz bu konuları İmam Hatip ekseninde de epeyce bir tartıştık. Yani İmam Hatip Lisesi şimdi tam meslek lisesi de değil. Yani bu Kur'an okuma açısından daha erken yaşta iyi olur gibi gerekçelerle. Yani dolayısıyla demek ki bir türlü doğru yok bu. Batı dediğimiz ülkeleri hep referans aldığımız için oralarda da farklı uygulamalar var. Yani dolayısıyla size doğrudan şunu sorayım. Meslek liselerinin sayısının bu kadar çoğaltılması, bir de şu var, çoğalttığınız zaman her yer İstanbul Kocaeli gibi değil veya Sakarya gibi. Birçok yerde meslek lisesi yapıyorsunuz, binası, şunu bunu, laboratuvarı kuruyorsunuz. Uygulamaya gidecek sanayi yok Türkiye'nin her tarafında rahat bir şekilde. Dolayısıyla her yerde zaten çok rahat meslek eğitimi de yaptıramazsınız. %50'ye çıkmış hali iyi mi, düşmeli mi, çıkmalı mı? Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonu aslında. Şimdi önce ben bir soru sorayım. Türkiye'de kaç tane özel meslek lisesi var? Ya özel liseler var ya, işte hani Ankara'da çok sayıda var, İstanbul'da çok sayıda var. Meslek lisesi Türkiye'de özel kaç tane var? Çok düşük. Bir tane var. Özel olan. Özel. Bir tane var, bir holdingin kurduğu bir meslek lisesi, bir tane var. Şimdi eğer... İyi olsaydı. Eğer, hayır, iyi olsaydı değil. Eğer iş adamlarının, iş dünyasının bu okullara gerçekten daha fazla ihtiyacı olsaydı herhalde bir olmazdı. Yani bu birinci soru işareti. Şimdi ikinci mesele şu. Avrupa'da %60 olan meslek liseleri de var bazı ülkelerde. %65 olan da var. Ama %20 de var. %10 da var. İşte Amerika örneğini hocamız hatırlattı. Orada kategori olarak meslek lisesi yok. Sadece özel liseler var, farklı alanlarda uzmanlaşan liseler. Onların bazıları da biraz daha mesleki eğitim ağırlıklı gidiyor. Ama kategorik olarak tek tip lise var. Yani high school, tek lise yani, bildiğiniz lise. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Aslında ülkelerin farklı ihtiyaçları, farklı gelenekleri var. Dolayısıyla hani böyle evrensel bir şey yok. Hani mesela bütün dünya %65, mesleki eğitim %35, akademik eğitim. Bu genel olarak doğru değil. Bazı ülkeler için doğru. Türkiye'de de ben mesleki eğitimin artırılmasına karşı değilim. Ben şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de de ihtiyaçlar eğer bu şekilde ilerlerse olabilir. Pekala olabilir. Ama ilerliyor mu hocam? Ama şunu kastediyorum. Yani bizim böyle çok aşırı derecede kampanyalar yapıp işte ya çocukları oraya yönlendirelim gibi bir havaya girmemiz hani bize ne oluyor diye kendi kendime soruyorum. Yani biraz sakin olalım. Hani sakin tecelli etmekte fayda var. Biraz şartların kendi seyrine bırakalım. Mesela şöyle düşünün. Katsayı'dan önce, işte 28 Şubat'tan önce İmam Hatip liselerinin de oranı artıyordu. Değil mi? Meslek liselerinin oranı da artıyordu. Böyle ciddi bir kampanya falan var mıydı? Yoktu. Yani vatandaş, doğal akış. Tabii vatandaş kendi isteği doğrultusunda bu okullara çocuklarını gönderiyordu. Dolayısıyla bu anlamda olursa hiçbir sorun yok. Bundan sonra da bu engeller kalktı. Eğer bu liselerin ağırlığı toplam içerisinde artacaksa bu makul bir şey. Demek ki yani bir arz talep dengesi vardır. Ama böyle çok ne denir? Çok genel söylemlerin biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum. Mesela işte ara kademe eleman ihtiyacı çok fazla diyoruz. Mesela bu gerçekten böyle mi? Ben hala emin değilim. Yani. Üniversitelerde hocam bir de meslek yüksek okulları var. Bizim üniversite öğrenci sayısının 1/3'ünü falan oluşturuyor toplamda neredeyse. Yani veya %25'ten aşağı değildir. Orada da ara eleman yetiştiriyoruz. Yani her tarafta yetiştiriyoruz. Tabii yani. Burada zaten. Bir de illa yani bu liselerden değil. Alanıyla ilgili zaten yeni eğitim yasasında da direkt sınavsız geçiş var. Oralarda var yani. Tabii. Ya zaten şunu ben bir iki yerde vurgulamıştım. Şimdi meslek lisesi mesela Almanya gibi liselerde var. Şey ülkelerde var. İşte Avustralya, Almanya, İsviçre. Meslek yüksek okulu ise Amerika gibi ülkelerde var. Amerika, Kanada, benzeri ülkelerde.
Şimdi ama bu kategoriler birbirinden farklı şeyler. Bizde her ikisi de var. Çünkü biz liseyi Almanya'dan aldık. Mesela yüksek okullarını Amerika'dan aldık. Çünkü bizim yüksek öğretim sistemini bu ülke haliyle İhsan Doğramacı kurdu. İşte hani YÖK sistemi. Amerikan sistemi. Almanları da işte 80'lerden itibaren yine biz bu dual sistem, ikili sistem iyi çalışıyor. Almanya'dan alalım diye düşündük ve Almanya'dan aldık. Ama ikisi beraber tuhaf bir durum. Aslında bu katsayı tartışmalarının bir gerçek tarafı da var. Yani katsayı çok saçma bir uygulamaydı. İnsanlara önünü tıkayan bir uygulamaydı. Ama şu soru da hala sorulmayı bekliyor. Biz hem lise mezununu hem de meslek lisesi mezununu mesela aynı sınavı almalı mıyız? Farklı eğitim alıyorlar. Birileri çok eğitim alıyor, birileri az alıyor. Birileri bir konuda fazla alıyor, birileri bir konuda az alıyor. Biz bu soruları mesela katsayı gündemdeyken soramıyorduk. Çünkü katsayı büyük bir mesele. Ama bugünden sonra bence sormamız lazım. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Meslek yüksek okullarına meslek lisesinden gelen çocukları da alıyoruz. Düz liseden gelen çocukları da alıyoruz. Ve iki gruba da aynı dersi veriyoruz. Hı. Şimdi şöyle düşünün. Çocuk motor bölümünden mezun. 4 yıl boyunca motor eğitimi alıyor. Sonra 5. yıla yani üniversiteye gittiğinde düz liseden gelen bir çocukla aynı motor dersini alıyor. Yani burada bir tuhaflık var. Yani sistemin tasarımı açısından bir sıkıntı var. Yani mesela şöyle olabilirdi pekala. En azından diyelim bu öğrenci bazı derslerden muaf olabilirdi. Zaten hani bazı dersleri görmüş. Ya da şöyle düşünün. İşte İmam Hatip mezunu da normal düz lise mezunu da diyelim 2 yıllık ilahiyat programına gidebiliyor. Hı. Ve aynı dersleri alıyor. Şimdi düşünün Arapçayı birileri 4 yıl almış oluyor. Birileri hiç almamış oluyor ama ikisi aynı sınıfa konuyor. Onda çok sorun yok bizimkinde hocam. Dışarıdan daha iyi almışlar gidiyor. Şimdi bu sistem tasarımı açısından biraz sorunlu. Şu yapılabilir. Sisteme biraz esneklik getirilebilir. Mesela diyelim İmam Hatip'ten gelen öğrencilere işte bazı sınav vesaire yoluyla ölçüp bir takım derslerden yeterliliklerin sayılması. Tabii, bir takım dersleri muaf edebiliriz. Ama bunlar şu ana kadar tartışılmadı. Yani bu anlamda bizim eğitim sistemi halen ciddi anlamda rayına oturmuş değil. Çünkü şu ana kadar bizim eğitim sistemini siviller kurmadı. Yani bu 4+4'ün... Evet hocam oraya girelim. 4+4'te de böyle... 4+4'e de girmiş olalım. 4+4'ün birçok yönünü tartışabiliriz. Yani farklı farklı yönlerini tartışabiliriz. Niye 4+4, niye işte başka türlü değil falan diye. Ama bence bir açıdan çok önemli. Çünkü ilk defa siviller... Artık eğitim sistemini düzenlemeye girdiler. Hatta bir reform patlaması yaşıyoruz. İşte üniversite sınavıyla ilgili tartışmalar, dershanelerle ilgili tartışmalar, SBS ile ilgili tartışmalar. Her hafta yeni bir tartışma çıkıyor. Her baskı altında olan reform ihtiyacı bir anda açığa çıktı. Şimdi ben eski Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmüştüm. Milli Eğitim Bakanı'yla. Şöyle demişti. Eğitim sistemi biz siviller açısından bir tabudur. Yani biz ona dokunamayız. Yani Eğitim Bakanı olarak bunu söylüyor. Çünkü bunu hep askerler yapar. Şimdi gerçekten de 1973'te Milli Eğitim Temel Kanunu yayınlandı. Biliyorsunuz 12 Mart'tan sonra. Yani yine askeri bir ortamda hazırlandı. Sonra 80'den sonra YÖK kuruldu biliyorsunuz. Yüksek Öğretim Sistemi. Yine İşte darbe sonrası halen onu kullanıyoruz hocam. Halen onu kuruyoruz. Ben de YÖK'te danışmanlık yapıyorum. Onu da söyleyeyim de. Şimdi darbe konumunda çalışıyoruz. Ve mesela diğer kırılmalar. Mesela 28 Şubat. Yani aslında 28 Şubat MGK kararlarının en önemli kararları eğitime ilişkin kararlar. Evet. Yani en katı çizgiler, en kırmızı çizgiler eğitime ilişkin olarak çıkıyor. Dolayısıyla hani bu kabaca üç şeye baktığınız zaman darbeye ve müdahalelere aslında askerler eğitim sisteminin üzerine çok şey baskın. Yani bir vesayet sistemi içerisinde eğitim sistemini aslında kendileri kuruyorlar. Ama mesela ilk dersini bile kaldırdılar hocam yani. Ha, şimdi ona geleceğim. Yani şimdi son birkaç yıldır diyelim bir süreç yaşıyoruz ve
son özellikle birkaç ayda çok ciddi kararlar alındı. İşte bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu'nun kaldırılması. Milli Güvenlik dersini. Şey dersinin pardon, Milli Güvenlik Kurulu henüz kaldırılmadı. Kaldırılmasına da gerek yok ayrıca da. Milli Güvenlik dersinin yanında işte bu 19 Mayıs kutlamalarının orijinal düşünüldüğü gibi kutlanmasına dair bir bakanlık genelgesi yayınlandı. Yani her okulda, her yerde yapılmasına gerek yok şeklinde. Ve son olarak 4+4 gibi işte içerisinde Kur'an-ı Kerim'in, Osmanlıca'nın işte vesairenin, hatta diğer derslerin de potansiyel olarak seçmeli olarak verilebileceği bir sistem getirildi. Bu sembolik olarak çok önemli. Çünkü ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi, işte hükümet eğitim sistemini tasarlamaya girişti. Yani ben böyle bir sistem istiyorum. Ve ciddi külfetli bir iş. Yani çok sayıda müfredatın değişmesi lazım. Öğretmenlerin, belki yeni öğretmenlerin atanması lazım. İşte fiziksel olarak kapasitenin artırılması lazım. Ekonomik maliyeti çok yüksek. Ama eğer toplumda bir talep varsa, ki birçok konuda var, işte Kürtçe konusunda talep var, din eğitimi konusunda talep var, Alevili konusunda talep var, bunların sağlanmasına dönük bir potansiyel içerdiği için bu düzenleme özünde demokratik bir düzenleme. Yani teknik olarak bazı eksiklikleri olabilir. Ki var. Yani mesela bence birdenbire 8 yılın 12 yıla çıkarılması kademeli yapılabilirdi. Yani mesela biz şu an 14 yaşta mezun veriyoruz. Bunu 15'e çıkarabilirdik. Ya da 16'ya çıkarabilirdik yavaş yavaş. Birdenbire 8'den 12'ye çıkarmak özellikle öğretmenleri çok zorlayacak, velileri zorlayacak ve genel olarak bizim eğitim bütçemizi zorlayacak. Ama özünde bir siyasi partinin eğitim sistemini bu derece köklü bir şekilde düzenlemesi bence doğru bir adım. Çünkü yanlışlar varsa da yine siyaset içerisinde, bu demokrasi ortamı içerisinde düzeltilir. Ama askerin yaptığı bir düzenlemeyi zaten sorgulama hakkımız yok. Yıllarca dokunamadık. Dolayısıyla eğitim sisteminde bir normalleşme var. Dediğim gibi yani teknik eksikler olabilir. Yani bunlar zamanla telafi edilir. Bir normalleşme var. Milli iradenin yansıması var. Bu açıdan bence makro düzeyde çok önemli bir adım. Bir de yani benim aklıma geldi, milli güvenlik dersi ve eğitimde vesayetle ilgili bir yerde bir konuşmaya hazırlanırken o programları inceledim ve uygulama esaslarını inceledim. Çok ilginç, yani lisede bir ders olmanın ötesinde çok önemli anlamlara sahip olduğunu 2 yıl önce öğrendim maalesef. Şöyleydi, şimdi milli güvenlik dersi hariç hepsinin programını bir şekilde Talim Terbiye Kurulu diye bir birim var bu işleri hazırlayan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Orası hazırlıyor. Orası, daha doğrusu orası onaylıyor. Değişik birimlerden gelebilir. Bir tane milli güvenlik dersi hariçmiş Bekir Bey. Evet. Onu Genelkurmay Başkanlığı hazırlar, Talim Terbiye Kurulu'ndan görüş alırmış. Mesela bu çok orijinal. Diğer herhangi bir dersin böyle bir statüsü yok. Bir ikincisi, bu dersi o garnizonun komutanı veya onun görevlendireceği bir kişi verilmiş. Veremedi. Farz et ki veremedi. Yedek subay olarak askerliğini yapmış bir tane öğretmeni var. Diğer bütün dersleri kendi öğretmenine, lisenin müdürü sen gir diyor. Mesela adam matematik öğretmeni, İngilizce de az buçuk iyi İngilizce dersine gir diye şey verebiliyor. Yani ders verebiliyor. Onun takdirinde bir sorun yok. Ama milli güvenlik dersi için veremiyormuş. Oradaki garnizonun kendi okulundaki bir öğretmeni görevlendirmesi için okeyini almak zorundaymış. Yani o öğretmeni falan görünce olan dedim, bu nasıl bir şey? Yani o çok orijinal geldi. O kamuoyunda da çok bilinmiyor. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu tabii demokratik bir olay oldu. Birazcık daha esnek bir yasa oldu. Ama hocam siz gelmeden önce de biz tartıştık. Benim de aklım halen pek almıyor da bu yasayla ilgili. Bu yaşı niye 1 yıl erken aldılar? Şimdi yani gelmeden önce bir arkadaş da sordu. Tabii. Yani dünyada genellikle Türkiye'nin eski yaptığı daha yaygındı. Tabii. Şu anki çok var ama o kadar yaygın değil. İngiltere'de falan var ama nedeni niye, ne düşündüler yani büyüklerimiz? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin 6 yaş uygulaması dünyada genel olarak uyumlu.
Tabii dünyada 5 yaş. 5 yaş. Yok yok. 6 yaş söylüyorum. Önceki uygulamayı. Evet. 6 yaş uygulaması yani Avrupa'nın birçok ülkesiyle uyumlu. Hatta 7 yaşında başlatanlar var. Mesela Finlandiya. Finlandiya biliyorsunuz işte OECD'nin PISA sınavlarında sürekli en iyi çıkan. Ki 4 defa yapıldı olsun da 4'ünde de birinci çıktı. Yani hiç şey yok. Tesadüf değil yani. Tesadüf yok yani. Mesela Finlandiya'da 7 yaşta başlatılıyor. Ben Finlandiya'ya gittiğim zaman oradaki Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret ettiğimizde sormuştum. Ya işte siz bu kadar başarılı oluyorsunuz ve bir taraftan da çocukları 7 yaşında başlatıyorsunuz. Hani nasıl açıklıyorsunuz başarınızı? Ya demiştik ya çocuklar çocuktur hani biraz oynasınlar. Hani böyle çok da sıkmaya gerek yok falan diye. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey var. Okul öncesi eğitime kutsallık atfeden bir yaklaşım var. Hani oraya giden çocuklar çok daha zeki olur. İşte beynin bir rivayete göre %80'i o yaşlarda gelişir. Bir rivayete göre işte %150'si falan. Yani böyle bir efsane almış başını gidiyor. Finlandiya örneği açısından ilginç. Yani onu önce vurgulayalım. 6 yaş birçok ülkede uygulanıyor. Şimdi yasaya gelen 4+4+4'e. Aslında yasa benim anladığım kadarıyla şeyi değiştirmiyor. Yani önceki yasayla uyumlu yani. Önceki yasa neyse şu anki yasa da onu söylüyor aslında. Yasal açıdan bir şey yok. Ama yasanın yorumunda bir farklılık var. Çünkü geçmiş dönemde de yani önceki yıllarda da bu okula başlama ayı şeyle düzenleniyordu. Yönetmelikle düzenleniyordu. Şimdi de yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Şimdi orada 72 ay esas alınıyordu. Yani 72 ayını doldurmuş çocuklar okula alınıyordu. Fakat şöyle bir yönetmenin esnekliği de vardı. Evet. Çocuk Aralık ayında eğer 72'ye girecekse yani Eylül'de 69 ise onu da alıyordular. Yani okula kayıt edilebiliyordu bu çocuklar. Dolayısıyla aslında bizim önceki uygulama da 69 ay ile başlatıyordu okula başlama yaşını. Şimdi bakanın açıklamaları 66 aya çekilmesi yönünde. Aslında bir yıl değil, 3 aylık bir fark var. Şimdi burada geçen yine müsteşarın açıklamaları var. 68-67 üzerine çalışıyoruz diyor. Yani biraz daha şey olursa tam yaklaşacak. Yani 69-68-67 ya 2-3 aylık bir fark var şu an. Ama yine de bir yani 3 ay olsun veyahut 6 ay olsun bir öne çekme var. Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bu konuda yaptığım açıklamalarda da çünkü böyle bir talep yok. Yani ya ben şöyle düşünüyorum yani eğitim sisteminin çok basit bir testi vardır. Yani böyle uzman olmaya falan gerek yok yani. Hani fark ettiyseniz şu ana kadar çok böyle teknik bir şey de ben size anlatmadım yani. Hani ortalama bir şey soracağız. Eğitim teknolojilerinde çalışmışsınız. En son tableti sorup bitireceğim hocam. Daha sonra arkadaşlara gelecek. Şimdi yani çok teknik olmaya gerek yok yani. Eğitimin özünde çok toplumla organik bir tarafı var. Yani biz toplumun değerlerini yeniden üretiyoruz. Ha, dolayısıyla mesela bir anne çocuğunu okula gönderiyorsa ve o çocuk geldiğinde anneden çok çok farklı değerlere sahip oluyorsa orada bir tuhaflık vardır yani. Hani eğitim özünde toplumla ciddi anlamda organik olması lazım yani. Ha toplumu dönüştürebilir eğitim, değiştirebilir ama topluma mesela toplum değerlerine karşı gelemez yani. Yani özünde eğitim muhafazakardır. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Ama bu muhafazakarlığı aynı zamanda onu yenilikçi kılar. Niye? Çünkü şöyle düşünün, bir adam işte Batı'da Aristo'yu, Descartes'i, işte Platon'u, bilmem Heidegger'i falan okuyarak, yani geleneğini okuyarak bakıyorsunuz çok yeni şeyler söylüyor. Yani dolayısıyla hani böyle geleneği öğretmek, geçmişi iyi bilmek, yeni bilgi üretmeye ters değil. Aksine onun bir ön şartı. Yani siz geçmişi bilmeseniz geleceğe dair de söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Dolayısıyla eğitimin böyle geçmişle olan bağını zayıflatmak sıkıntılı yani. Şimdi bu şeye gelecek olursak, yani testine, eğitim sisteminin basit bir testi var dedim. Yani toplumun talepleriyle paralel gitmesi lazım. Eğer mesela Kürtçe ile ilgili bir talep varsa ki var, bunu düzenlemek özünde demokratiktir yani. Hatta bu yetmez. Yani daha fazlasını istiyor olabilir toplum. O zaman daha fazlasını tartışmak lazım. Yani bunda ilkesel olarak hiçbir sorun yok.
Mesela bize soruyorlar bazen, ya ana dille eğitim olmalı mı, olmamalı mı? Bir eğitimci olarak ne düşünürsün? Ben de diyorum ki, ya biz eğitimci olarak bu konuda konuşmamız saçma. Yani eğitim tabii ki ana dilde olur. Yani bunun, hani bunu gerekçelendirmeye çalışmak, bunu ya bunu bilimsel kılmaya çalışmak, bu çok saçma bir şey yani. Hani eğitimin ana dilinin dışında bir şey olması biraz tuhaf yani. Yani bunu bir eğitimci olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Zaten bu çok insani, çok doğal bir şey. Ama tabii ki ülkenin siyasi koşulları, ülkenin işte politik durumu bunun verilme biçimini farklı değiştirebilir. Farklı yöntemlere kapı aralayabilir. Ya da ne bileyim, siz önce bir Kürtçeyi seçmeli dersi olarak başlatırsınız. Yarın bir gün iki dilli eğitimden bahsedersiniz. Yani çocuklar hem Türkçe öğrensinler hem başka bir dil öğrensinler. Ya da yarın bir gün işte daha farklı alternatifler tartışılabilir. Yani bu biraz şeyle ilgili bir şey. Yani ülkenin genel tartışmaları, genel demokrasinin seyriyle ilgili bir şey. Yani özünde eğitimsel bir şey değil. Yani eğitimcilerin söyleyeceği çok bir şey de yok yani bu konuda. Evet, hocam son olarak biliyorsunuz Fatih projesi var. Bu kanunun da son maddeleri herhalde bu. Buraya da ilave edildi ve pilot olarak da başlandı. Tablet bilgisayar verecek devlet. Başladı. Bütün öğrencilere kademe kademe verecek. Akıllı tahtalarımız var. Ya şöyle bilgiler var. Dünyada bunu uygulayan, bu kadar herkese tablet bilgisayar, akıllı tahta falan yapan yok. Biz böyle birdenbire niye bu işe başladık? Veyahut da bunun faydası ne olacak? Bunun software içerik bulabilecek miyiz? Siz öğretim teknolojileri konusunda esas uzmanlık alanınız. Tahmin ediyorum bu. Bu eğitimde Türkiye bir lig atlattıracak bir uygulama mıdır? Mahiyeti nedir? Kafaları karışık. Direkt uzmanlık alanınız olan bu soruyu sorup benim bölümümü bitirip arkadaşlara soru sormasına temin edeceğiz. Buyurun. Ya şimdi eğitimde teknolojinin kullanımının aslında oldukça köklü bir geçmişi var. Yani işte bu tebeşirden başlatabilirsiniz ya da normal kara tahtadan başlatabilirsiniz. Ya da mesela 1912'de Edison Amerikalı radyo işte eğitimde kullanmaya başlanınca şöyle demiş. Biz artık dört duvara mahkum değiliz. Yani dünyanın en iyi hocalarını dinleyebileceğiz. Hani radyo sayesinde dünyanın en iyi hocalarını işte sınıfa getirebileceğiz. Ya da mesela daha sonra bu işte sessiz film, çizgi filmler falan gelişince onu bir devrim olarak düşünmüşler. Yani bu işte bütün eğitimi değiştirecek, dönüştürecek falan. Ya da mesela hatırlarsanız bizde videolu eğitime geçilmişti. İşte 80'li 90'lı yıllarda falan. Birçok okula işte videolar, altyapılar, televizyonlar falan kuruldu. Ya da mesela ben öğretmenlik yaptığımda işte Tepegöz hala şeydi yani, iyi kötü kullanılıyordu falan. Ya da ben kullanıyordum yani, bazı öğretmenler kullanmıyordu. Yani birçok teknoloji aslında eğitimde denendi, kullanıldı. Bunların sonuçlarını da biliyoruz. Yani bunlarla ilgili bir ciddi bir bilimsel literatür de var. Yani sadece bizde değil, her tarafta var. Hatta bizde az var. Yani dışarıda daha çok var. Şimdi burada şöyle bir sorun var genel olarak. Yani makro bir sorun var. Öğretmenin eğitim felsefesi, eğitim düşüncesi onun teknolojiyle ilişkisini aslında belirliyor. Önemli ölçüde belirliyor. Dolayısıyla hani teknolojiyi eğitime eklemek, sadece onu sınıfa koymakla mümkün olmuyor. Yani şöyle düşünün, öğretmenin bir şeyin faydasına inanması lazım. Faydasını görmesi lazım. Ondan sonra bunu kullanmasını beklemek lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Yenilik etkisi deniyor. Novelty effect yani İngilizcesi. Yani bir şey yeni olduğu için ilgi çekiyor. Yani sırf yeni olduğu için. Mesela Tepegöz'ü getiriyorsun. Diyorsun ki ya bu işte son icat. Çok güzel bir işte ne denir? Ekipman. Bunu uygulayalım. Öğretmen uyguluyor. 2 yıl, 3 yıl uyguluyor. Ama sonra uygulamıyor. Ya bu birçok şey için geçerli. Yani bir şey sırf yeni olduğu için. Mesela çocuğa soruyorsun. Nasıl bir şey? Çok güzel diyor. Hoş bir şey diyor. Yani 3-5 yıl kullanıyor. Ama sonrasında kullanıyor mu? Bazıları kullanıyor. Çoğunluğu kullanmıyor. O zaman şöyle bakmak lazım. Bunun eğitimde kullanılmasının şartları neler? Yani o şartları sağlamak lazım. Şimdi bu şartları sağlamak da kolay değil.
Yani bu teknolojileri eğitime bütünleştirmenin ciddi pratik zorlukları var. Mesela şöyle düşünün. Ben giriyorum sınıfa, bilgisayarla eğitim yapmak istiyorum. Elektrik yok. Yani bu çok makul bir şey yani. Giriyorsun ve elektrik çalışmıyor. Olmayabiliyor yani. Elektrik yok. Yani teknolojiniz çok iyi. Yazılımlarınız çok iyi. Programlarınız çok iyi. Müfredat çok iyi. İçerik çok iyi ama elektrik yok yani. Ya da bilgisayar çalışıyor ama işte ne bileyim şey çalışmıyor. Yani projeksiyon cihazı çalışmıyor. Ya bu tür şeyler ya da mesela giriyorum ben sınıfa, her şey çalışıyor. O gün ben diyelim Osmanlı tarihi anlatacağım. Osmanlı tarihi ile ilgili elimdeki materyal çok iyi değil. Şimdi bütün bunların çok iyi kurgulanması lazım. Yani teknik destek, içerik. Dolayısıyla özünde teknoloji iyidir ya da kötüdür gibi bir yaklaşım çok gerçekçi değil. Doğru olan şey, biz bu teknolojiyi nasıl tasarlıyoruz ve bunu nasıl hani bizim süreçlerimize tam olarak bütünleştiriyoruz. Bu da kolay değil. Ama bunun iyi örnekleri de var dünyada. Yani mesela bakıyorsunuz bazı... En iyi kim kullanıyor hocam bunları? Teknolojileri, eğitim teknolojileri, ilk orta öğretimde var mı böyle tahmini biraz? Ya böyle bütün bir şey olarak yani bir ülke falan söylemek mümkün değil. Çünkü programlar farklı yani daha küçük programlar. Mesela ne yapıyor? Bazı matematikçiler, matematik öğretmenleri mesela bazı yazılımlar var işte Sketchpad gibi. Mesela o yazılımlar çok faydalı bulunuyor. Çünkü dinamik yazılımlar. Mesela siz diyelim tahtaya işte 10 tane üçgen çizene kadar diyelim 2 dakikanız geçiyor ama onunla 20 saniyede 10 tane üçgen çizebiliyorsunuz ve hemen işte alan hesaplatabiliyorsunuz falan. Yani biraz daha görselleştiriyor. Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıyor. Ama bunu mesela bütün derslerde kullanamazsınız. Bunu geometrinin tamamında da kullanamazsınız. Dolayısıyla burada esas kritik olan şey öğretmenin niteliği aslında. Yani aslında yine öğretmen kendi alanını iyi bilirse bu şeyleri, teknolojileri nerede nasıl kullanacağını iyi bilir. Yani bizim bunları hani talim terbiyenin ya da milli eğitim merkezden planlayıp tamamını yapması zor. Bu işte açık öğretim modeli. Yani buna literatürde endüstri modeli deniyor. Yani siz alıyorsunuz, paketliyorsunuz kitapları falan, postaya veriyorsunuz, öğrenciye gönderiyorsunuz. Yani hani sanki eğitim böyle bir şey. Hani paketleme, postalama, öğrenci de o paketi alıyor ve eğitim sağlanmış oluyor. Ya biz eğer şöyle düşünüyorsak, biz işte Ankara'da bir takım şeyleri hazırlayacağız, öğrencileri göndereceğiz, tamam bu iş olacak. Böyle olmaz. Ha milli eğitim İşin iyi yanı şu, milli eğitim bu işin zorluğunun farkında. Yani şu an bu Fatih projesinin uygulamasının kolay olmayacağının milli eğitim de farkında. İşin bir ortağı olan TÜBİTAK da farkında ve çalışıyorlar. İçerik geliştirmeye çalışıyorlar. Yani hem o tabletlerin derslerine kullanılacak içerikleri geliştirmeye çalışıyorlar. Hem de bütün süreci tasarlamaya çalışıyorlar. Burada da önemli şeyleri var. Yani projeleri var. Önemli bir insan kaynakları var. Bunun sonuçlarını izlemek lazım. Yani şu andan bu proje şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak gibi bir iyimserlik çok gerçekçi değil. Ama şu var. Bu teknolojiler çok iyi uygulanmasa bile bence bunun sembolik olarak bir değeri var. Yani çocuklara bir bilgisayar verme, çocuğun kendisini daha iyi hissetmesi, daha mutlu hissetmesi, daha kendiyle barışık hissetmesi, bu özünde güzel bir şey. Yani bunun zararı yok. Yani bu anlamda çok şeyimiz olmaz, zararımız olmaz. Ama hani bunu tam olarak eğitimle bütünleştirebilir miyiz? Bu zor bir mesele. Yani bu da zaten şeyle ilgili değil aslında. Özünde bu projeyi yapan hükümetle ilgili bir şey değil. Yani hükümet iyi niyetle bir çalışma başlatıyor. Burada bütün eğitimcilere iş düşüyor. Yani bütün öğretmenlere, bütün işte milli eğitim bürokratlarına, üniversitelerdeki hocalara, herkes bu işin bir tarafından tutup hani iyi olsun diye çalışırsa pekala iyi olabilir. Ama hani aksi bir senaryo da olabilir. Ama dediğim gibi sembolik değeri yüksek. Son bir örnek vererek bitireceğim. Zaten teknolojinin dünyada yaygınlaşması biraz sembolik değeriyle ilgili bir şey. Yani biz de şunu diyoruz, yani işte biz ilk defa dünyada biz yapıyoruz. Çünkü çoğu zaman biz diğer ülkelere bakıyoruz, diyoruz ki ya onların var niye bizim yok? Hani işte Elizabeth'in var niye Ayşe'nin yok?
Hani seçim meydanlarında da böyle söylenmişti. Bu bence sembolik olarak doğru bir şey. Çünkü Amerika'da da mesela bilgisayarlar nasıl çok yaygınlaştı? Çünkü mesela önce beyaz okullar bilgisayar aldılar. Sonra işte siyahların gittiği okullar dediler ki ya bize de bilgisayar alalım. Hani onların var, bizim yok. Evet. Ama yani onların da belki çok fazla bilgisayar alıp kullanıp hani eğitimde yeni bir şeyler yaptıkları söz konusu değildi. Ama sembolik bir değeri var. Madem onların var, bizim de olsun yani. Diyoruz. Komşunun var, bizim de olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlerden soru alacağız. Mikrofon arkadaşımızda. Kimler soru sormayı arzu ediyorlar? Anlatılan konular veyahut da eğitimle ilgili. Bir ön taraf, daha sonra arka taraftan Mustafa Bey. Şurada da var hocam. Orada da mı var? Tamam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tanıtın. Kendini tanıt, evet. Ben İstanbul Üniversitesi Psikoloji 2. sınıf Sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de özel bir ilgim var zaten bu konuyla, bayağı ilgiliyim. Ben aslında bunu Sayın Müsteşar Bey'e sorma imkanı oldu ama çok tatmin olmadığım için hani size de sorma gereği duydum. Bu müfredatla ilgili hani henüz çok hani şey, açık bir şey yok hani. Şey dediler, Talim Terbiye Kurulu tarafından işte hazırlanıyor falan dediler ama bu 3 aya sıkıştırılabilecek bir şey mi? Hani siz daha iyi bilirsiniz o konuda, bilginizi almak istedim. Birkaç sorun daha var aslında ama. Sor bakalım. Bir daha da sor. Tekrar mikrofon zor gelebilir. Evet. Halka baktığımızda hatta yani üniversitemizdeki hocalar da dahil bu eğitim, yeni eğitim sistemi hakkında çok bilgi sahibi değil. Hani bununla ilgili neden bir broşür hazırlama gereği ya da böyle bir kitapçık tarzı bir şey hazırlama gereği duymadılar. Ayrıca bir de bu bizim yeni sistemimiz Almanya'nın sistemine çok benziyor. Ama hani Almanya'da bile şu an tartışmalar oluyor hani işte sadece akademik tarafa yönelenler, zengin kesimin, elit kesimin çocukları deniliyor. İşte diğer çocuklar genelde işte mesleki eğitime yöneliyor. Neden hani buna rağmen bizimkiler de böyle Alman modelini alma gereği duydular bunlara? Buyurun. Direkt birebir değil mi? Şimdi sondan başlayalım. Bizimkiler Alman sistemini yeni almadılar. Zaten vardı işte. Hani Türkiye'de 80'li yıllardan beri aslında bu meslek lisesi vesaire var. Ortaokulla ilgili bir şey oldu aslında. Kafa karışıklığı oldu. Hani mesleki ortaokul olacak mı, olmayacak mı, yönlendirme nasıl olacak falan. Orada yani şu an gelinen noktada aslında geçen yıl Türkiye'deki eğitim sistemi neyse bu yılda o olacak aslında. Yani o mesleki yönlendirme, eğitim vesaire aslında bir değişiklik olmayacak. Çünkü mesela mesleki ortaokul açılması şu an düşünülmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla hani mesleki eğitim yine liselerde verilecek. Yani kanunda da herhalde Bekir Bey, genel ortaokullar ve imamatip ortaokulları. Bir farklılığı imamatip ortaokullarda kanunla direkt sağlandı. Yok, aslında kanun buna izin veriyor. Yani kanun benim anladığım kadarıyla, çünkü programlar liseyle ilişkili olabilir deniyor. Olabilir, ortaokul. Yani. Dolayısıyla hani lise, meslek lisesi varsa mesleki ortaokul da kurulabilir. Bu dediğiniz açık olarak imamatip tek var. Evet. Zikredine. Evet. Şimdi Almanya'da eleştiriler var, doğru. Yalnız burada şunu söylemem lazım. Şimdi bu 4+4 tartışmalarında işte üniversiteler biliyorsunuz karşı olduklarını açıkladılar. Nedense böyle bütün üniversiteler de bütün eğitim fakülteleri de böyle tek tip bir resim arz ediyor. Mesela ODTÜ Eğitim Fakültesi'ndeki bütün hocalar aynı şekilde düşünüyor ve çıkıp Hacettepe karşı diyoruz. Ya da Hacettepe'deki bütün hocalar aynı şekilde düşünüyor, karşı oluyor. Ya da işte Gazi ya da işte Boğaziçi. Şimdi burada bir tuhaflık var. Yani bir tanesi mi farklı düşünmüyor? Yani hepsi aynı şekilde düşünüyor. Mesela çıkıyor diyor ki ya bu bilimsel değil. Tamam mı? Hani birileri de çıkıp ya şu açılardan bilimseldir demiyor. Yani burada bir tuhaflık var. Bu Almanya eleştirisini de onlar dile getirdiler. Doğru bir eleştiri. Kesinlikle doğru. Ama şunu sormak lazım onlara. Peki siz katsayı konusu gündeme geldiğinde çıkıp bu eleştiriyi gündeme getirdiniz mi? Tabii. Hiçbiri gündeme getirmedi. Yani burada bir tutarlı olmak lazım. Yani sırf bunu hani hükümet getiriyor diye, biz bunu eleştirelim diye, işte ya Almanya'daki model de aslında eleştiriliyor. Doğru, Almanya'daki model eleştiriliyor, eleştirilmesi de lazım.
Niye? Çünkü katsayıda olduğu gibi yani bir öğrenciyi hani bir erken yaşta yaptığı tercihe mahkum etmek yanlış bir şey yani. Çünkü öğrencinin ilgileri değişebilir. Hasbelkader ailesi tarafından 14 yaşında yaptığı bir tercihe ömür boyu onu mahkum etmenin bir anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla ya bu yanlış bir şey. Ha, Türkiye zaten bu yolu tercih etmiş değil. Yani çok erkene çekmeyi düşünmüyor. Biraz orada gelgitler yaşadılar. İşte o çıraklık yaşının erkene çekilmesi falan. Ben taslağı ilk gördüğümde demiştim ya buna ne gerek var? Yine çok böyle ortalama bir vatandaş gibi düşündüğüm için. Yani böyle bir talep yok. Yani mesela bizim toplumda şöyle bir şey var mı? Yani ben çıraklık bugün 14 yaşında başlıyor. İşte, çok erken çocuğumu gönderiyorum. 10 yaşına çekeyim. Benim gördüğüm tam tersi. Herkes çocuğunu işte dershaneye gönderiyor, üniversiteye göndermek istiyor falan. Dolayısıyla hani orada bir şey vardı, gelgit vardı ama şu an gelinen haline çok sorunlu değil. 3 ayda hazırlanıyor. Şimdi yeni eğitim sistemini tanıtma, burada çok böyle şey, ne denir, bakanlık sözcüsü gibi konuşmayayım. Böyle bir rolüm yok. Bu bakanlığın sorunu herhalde daha çok tanıtmak için çalışacaklardır. Yani onu öyle söyleyeyim. Müfredat 3 ayda mümkün mü? Zor. Çok zor. Ama bir hazırlık var. Şöyle hazırlık var. Zaten bir konuda yani birçok konuda elimizde hazır müfredatlar var. Ya bunları belki biraz revize ederek, biraz böyle iyi bir ekip kurarak bir iki ay içerisinde bunu yapmak belki zor değil. Kitaplar falan bir sonraki. Kitaplar. Yani belki pay ve pay yapabiliriz. Yani şöyle düşünün. Bu yıl mesela 5. sınıf kilit. Yani evet, yeni sistem çünkü asıl orada farklılaşıyor. 5. sınıf için mesela şu an kabaca işte programlar oluşturulsa, ders kitapları hazırlansa ya da 6 gelecek yıl. Evet. Işte. 6 gelecek yıl, 7 gelecek yıl ilerleyebilir. Evet. Mustafa'cığım, böyle mikrofon arka. Burada da bir arkadaş konuşacak herhalde. Yani şu tarafta. Evet. Mustafa'ya gidecekti ama yani şey yapalım. Arkada diye unutmuş olmayalım. Teşekkür ederim. Yani Mustafa Elmas, Mikrotuvalet Bilgisi Öğretmeniyim Sakarya'da. Sayın Hocam, az önce eğitim fakültelerinde konusunu çok iyi bilmese de öğretmen yetiştirildiği zaman bu konuyu öğretebilir söylemi sağlıklı bir söylem olmadığından bahsettiniz. Bu aslında en azından kendi branşım açısından söyleyeyim. Mikrotuvalet Bilgisi Öğretmeni olabilmek için çok geniş anlamda bir ilahiyat bilgisine gerek yok elbette. Hatta Arapça bilmeye bile gerek yok. Yalnız ben farklı bir bakış açısı sunmak için bu konuda şunu söylemek istiyorum. Asıl burada problem öğretmenin basit olan konuları öğrenciye verebileceğinden ziyade öğrencilerin ve velinin yetersiz olduğunu gördüğü öğretmenden bir şey almaya kendilerini layık görüp görmedikleri konusunda düğümleniyor. Çünkü bizim yetişmiş olan veli profilimiz ve genlerimize işleyen belki konu öğretmeni mutlaka bilge kişi olarak görmek isteğinden kaynaklanıyor. Yani, yanlış mı bu? Hayır. Bu fenomen olarak doğru. Yani yanlış olup olmadığı ayrı bir şey de bence öğretmenin gerçekten o şey imajı sunabilmesi lazım sınıfın içerisinde. İşte eğitim fakülteleri diyor ki öğretmen bilge olmasına gerek yok. Evet. Öğretmen mesela çok rahatlıkla bilmediğini söylemeli. Mesela olmaz, otorite bir kere. İşte o noktada da otoriter. Ya bu bir ideoloji yani, eğitim faktörünün ideolojisi. Evet, bu bir problem. Yani bir ciddi anlamda bizim sınıflarda, okullarda yaşadığımız ve öğrencinin için öğretmene saygı duymuyor, için verilerini almıyor konusunda birçok fikir veren bir problem bizim açımızdan. Çünkü otoriter bir nesille yetişen bir toplum, bilgiye sadece yön gösteren, sadece öğrenmeyi öğretmeye çalışan bir öğretmeni otoriter olarak kabul etmiyor. Yani bu aynı şekilde futbol maçlarındaki hakem otoritesi için de geçerli mesela. Pierluigi Collina geldiği zaman herkes başını eğip kararlara saygı gösterirken bizden olan herhangi bir hakemin kararlarına saygı göstermemek gibi. Yalnız burada şu nokta da var. Bunu yaparken aslında eğitim sistemimiz kendi kuyusunu da kazıyormuş gibi geliyor. Bu noktada bir soru sormak istiyorum. Çünkü değersiz öğretmeni, yani değersiz demeyeyim de toplumun saygı göstereceği niteliklere sahip olmayan öğretmeni öğrencinin karşısına göndererek o imajı gittikçe daha fazla zedeleyip aslında eğitimin saç ayağı olan öğretmeni daha fazla zayıflatınca tableti yollaması, işte başka şeyleri müfredatı dört 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 yapmasının da çok fazla anlamı kalmıyor.
Mesela Sağlık Bakanlığı'nın son zamanlardaki bu Gaziantep'teki olayda meslektaşlarının yanında olmasını, en azından onlara yapılan şey bana yapılmıştı söylemini kullanarak bile olsa yapmasını, mesela Sakarya'da birkaç servis şoföründen dayak yiyerek 3 gün rapor almış bir öğretmen için Milli Eğitim Bakanımızın kullandığını ben duyamadım. Şimdi böyle olmasının sebebi acaba eğitim sistemini yöneten kişilerin eğitime öğretmen gözüyle değil de oy kaygısı, ticari, ekonomik ne dersek artık bu gözle daha fazla bakmasından kaynaklanıyor değil midir sizce? Ya şimdi tabii sorunuz çok geniş. Birkaç husus var. Şimdi önce ben bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Otorite ile otoriterlik aynı şey değil. Yani bunlar farklı şeyler. Mesela ben Recep Hoca'yı diyelim din eğitimi konusunda bir otorite biliyorum. Yani benden daha çok şey biliyor. Bir mesele olduğu zaman da ben hocamı arıyorum. Hocam diyorum ya bu konuda neyi tavsiye edersiniz? Şimdi burada otoritenin kaynağı güç değil. Yani benden daha güçlü olduğu için değil hocam. Benden daha çok bilgili olduğu için ben ona otoriteyi bahşediyorum. Yani ben ona o payayı veriyorum. Şimdi bilgilen, yani otoritenin kaynağı bilgi. Dolayısıyla burada hiçbir güç ilişkisi yok. Ha otoritelik ise kaynağı güç. Yani işte mesela yani işte bunun farklı biçimleri var. Despotluk, tiranlık vesaire ama özünde bir güç şeyi var. Mesela öğretmen sınıfa giriyor. Çocuklar diyor susun diyor. Bir soru soranı döverim diyor mesela. Şimdi bu adam bildiği için mi bunu yapıyor yoksa bilmediği için mi bunu yapıyor? Bence bilmediği için yapıyor. Yani buradaki aslında ilişki adamın otoritesi olmadığı için yapıyor. Otorite yani otoriterliğin kaynağı otorite olmaması. Dolayısıyla otorite ile otoriterlik aslında birbirini dışlayan şeyler. Yani bir yerde güç ilişkisi varsa orada bilgi ilişkisinden bahsedemeyiz. Ha, dolayısıyla bizim yine eğitim fakültelerine geleceğim. Genelde bu geleneksel eğitim eleştirilirken bu ayrım karıştırılıyor. Yani otorite ile otoriterlik aynı şey sanılıyor. Otorite vardır yani bir yerde. Ya, otorite olmalı zaten. Yani mesela diyor ki işte öğretmen her şeyi bilmek zorunda değil. Doğru, her şeyi bilemeyiz. Ama öğretmen de kendi alanını bilsin yani bir zahmet. Yani işte çocuk 2 artı 2 kaç dediği zaman öğretmen şunu diyemez. Ya bir beraber diyalog geliştirelim, tartışalım. İşte yeniden yapılandırmacı bir şeyler yapalım. Kaç olduğunu beraber bulalım falan diyemez yani. Yani belli yani bunun cevabı. Yani nihayetinde bu anlamda otorite olmalı öğretmen. Ha, otoritenin kaynağı da güç değil. Güç olursa o başka bir şey olur. O zaten geleneksel eğitim değil. O aslında tam da modern eğitim. Çünkü en zorlayıcı eğitimler mesela bir örneği Kemalizm, bir örneği işte Marksizm, bir örneği işte ne bileyim yine uzak doğuda göreceğiniz farklı biçimler. Bunlar kaynağını güçten alıyor. Yani gücü olduğu için bir şeyleri zorlamaya çalışıyor. Dolayısıyla hani burada o ilişkiyi doğru kurmak lazım. Bunun dışındaki mesele öğretmenin konumuyla ilgili bence de ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani öğretmen alanında uzman, bilgisi olan, otorite olan bir kişi olarak düşünülmüyor. Ya yani öğretmen işte Milli Eğitim'in mekanik bir şey. Tabii mekanik bir şey. Yani evet. Bu iletişim teorilerini görmüşsünüzdür. Yani iletişimci arkadaşlar varsa hani bir gönderen var, mesajı gönderen, bir de alıcı var. Tamam. Bir de arada gürültü var. Hani noise. Tamam yani öğretmen mümkünse fazla gürültü yapmasın. Bizim mesajı alsın, öğrencilere götürsün. Yani merkezden biz her şeyi talim terbiyeyle kontrol altına alalım. Evet. Bu mesajı emin bir şekilde, güzel bir şekilde teslim etsin. Evet. Yani tamamen şey aslında bu pizza dağıtan çocuklar olur ya. Hani öğretmenin rolü böyle bir şey. Hani şeyi alsın. Hocam üniversiteyi de o hale getirmeye çalışıyorlar bu Bologna sürecinde. Yani her şey bizim müfredatımıza, her şeye karışıyorlar merkezi olarak da. Şey aklıma geldi, eskiden öğretmenler alınıyordu arkadaşlar. Veterinerden, ziraat mezundan dedi. İlkokul öğretmeni alındı. Ama köylülerin bir kısmı bunları da çok beğeniyormuş. Bir bürokrat anlatmıştı. Bir şikayet mektubu gelmiş. Şikayet mektubu 90'lı yıllarda epeyce bir alındı. İlkokul öğretmenine ihtiyaç vardı. Biz eski öğretmenimizi isteriz. Başlığı bu. Köye ilkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni olarak gitmiş. Sonuçta adam veterinermiş. Tabii veteriner olunca okulda çocuklarını okutuyor. Okuma yazmayı öğretiyor. Ama hayvanlara hastalandığı zaman
onların veya doğum gerektiği zaman o işler de yapıyor. Tabii adamın belli bir süre görev yapmış, tayini çıkmış. Normal eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmeni gelmiş. Bunların şikayetçiler. Eski öğretmenden biz çok memnunduk. Hem çocuklarımızı okutuyor hem hayvanlarımızı doğurtturuyordu. Şimdiki yeni gönderdiğiniz öğretmenizin sadece okutuyor. Dolayısıyla eski öğretmeni isteriz. Buyurun buradaki arkadaşımıza verelim. Bir son cümle. Sıkıntı şu. Yani biz uzman bir öğretmen mi istiyoruz yoksa teknisyen bir öğretmen mi istiyoruz? Evet, yani bu önemli. Evet. Biz yani ben mesela şunu savundum. Yani eğitimin standartları olması lazım. Yani bütün eğer bir Türkiye bir işte devlet ise Türkiye'nin dört tarafında bizim öğretmek istediğimiz şeyleri bilmemiz lazım. Mesela çocuklar işte Türkiye'nin başkentini bilsin, işte Osmanlı tarihini bilsin, temel matematiği bilsin falan. Ya bu standartlarımız olmalı. Bunları da yazmalıyız açıkça. Ama mesela bu standartlara öğretmen sınıfa girecek, şu örneği verecek, sonra şunu anlatacak, sonra bunu anlatacak, sonra şunu yapacak şeklinde bir ayrıntılı tasarıma gerek yok. Ha, bazı öğretmenler var, buna da ihtiyacı var. İşte onların da değiştirilmesi lazım. O da zaten tamamen personel rejimiyle ilgili bir şey. Maalesef o öğretmenleri de değiştiremiyoruz. Dolayısıyla kötü bir öğretmenin cevabı ya da ilacı her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazmak değil. İyi bir öğretmen. Yani biz daha fazla teknoloji, ki bu hani müfredatın bu kadar ayrıntılı yazılması bir teknoloji aslında. Yani bir kontrol yöntemi. Bu şekilde daha nitelikli bir eğitim elde edemeyiz yani. Evet. Buyurun. Ben de öncelikle teşekkür ederim. Ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat 2. sınıf Arabi öğrencisiyim. Farabi. Nereden geldiniz? Şenak Üniversitesi'nden. Öncelikle yani sizin söylediğiniz ilk konuşmanızdan itibaren hani eğitimde sürekli biz eleştiren bir gözle bakıyoruz. Biz eğitimcilerin hepsi yani eğitimciler olsun, öğrenciler olsun, eğitim alan kişiler olsun. Yani sürekli eleştiriyoruz. Eleştiriden başka hiçbir şey, yaptığımız bir şey yok. Yani bu eleştiri bize ne getiriyor ya da bize ne alıyor onu sizden alabilirim. Teşekkür. Şimdi bu eleştirimin ne getirdiği belli aslında. Sürekli reform getiriyor. Yani reform yani mesela Amerika'da birçok eğitim uzmanı var. Adamın bütün uzmanlığı, bütün kariyeri bu reformları ölçmek, biçmek, raporlar yazmak. Çünkü sürekli bir, yani her tarafta bir reform olduğu için işte adam ekmek parasını oradan çıkarıyor. Yani sürekli bir reform var. Şimdi Türkiye'de buna doğru gidiyor. Yani felsefi olarak böyle bir şey var. Yani biz sürekli bir eleştirdiğimiz zaman sürekli bir yenilik arayışı, sürekli bir tatmin olmama, sürekli bir yeni bir arayış. Bu var. Yani bu sonucu, çok net sonucu bu. Ama eğitimsel olarak ciddi vatandaşın, ortalama öğrencinin, öğretmenlerinin hissettiği bir şey de var. Mesela Amerika'da 1950'lerde bu öğrenci merkezli yaklaşımlara çok ciddi eleştiriler yükseliyor toplumdan. Mesela diyorlar ki bunlar bizim çocukları bilgiyi sevmeyen, aslında böyle entelektüel düşmanı bir nesil yetiştiriyorlar. Yani zihinsel olan herhangi bir şeyi sevmeyen bir nesil yetişiyor. Bunu eleştiriyorlar ve bu yaklaşımla biz mesela işte Rusya ile savaşamayız diyorlar ya da onunla rekabet edemeyiz. Dolayısıyla biraz hemen o disiplin falan geri getiriyorlar. Yani hem şey olarak disiplin, yani böyle daha iyi öğretelim, kuralları olsun falan şeklinde disiplini, hem de biraz daha böyle geleneksi yaklaşımları getiriyorlar. Çok gelgitler yaşıyorlar ama özetle şu, yani sonuçlarını izlememiz lazım. Yani yaptığımız bir şeyin mesela çok güzel sözlerle bazı şeyler getiriliyor. Mesela Irak'a niye giriyor Amerikalılar? Demokrasi. Demokrasi için. Yani mesela dünyanın hiçbir yerinde bir kötülük, kötülük adına yapılmaz yani. Hani ben mesela adama niye işkence yapıyorum şeyde? Benim hani o filmlerde görüyorsunuz. Hani adam konuşturmak için yapıyorum. Ha, yani oradan bir fayda sağlayacağım. Adam diyelim ne yapıyor? İşte bir yerde bomba saklamış. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Ya ben adama sırf işkence olsun diye işkence yapmıyorum. Yani hiçbir kötülük kötülük adına yapılmıyor. İyi şeylerle yapılıyor. Şeytan güzel. Yani iyi niyetlerle yapılıyor. Dolayısıyla eğitimde de bu var. Yani biz mesela çocuklar özgür olsun,
İşte kendi düşüncelerini ifade etsinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar diyoruz. Ama o söylemin gerçekten öyle çalışıp çalışmadığına bakmak lazım. Bütün teorilerin güzelim gerçeklerle karşılaştığında ne tür sonuçları olduğuna bakmamız lazım. Çoğu zaman bu testi geçemiyorlar. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Ünler Gülmen, İstanbul Üniversitesi İktidarlar Teşkilatı Denizli Süperesi'yim. Aslında eleştiri konusu üzerine benim şu soruyu sormam gerekiyor. Yani biz her eleştiri aslında Türkiye'de bir modeli getirdi. Hani dedi de işte dünyadaki bütün modelleri denedik biz. Modele denedikten sonra aslında planlama da yaptık. İşte üç sene önce Türkiye'de okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmek için tartışılıyordu. Yapıldı. Şu anda hatta bir sürü üniversitede eğitimler açıldı. Farklılıkta bölümler açıldı. Ama şu andaki 4 artı 4 sisteme ben ilk geldiği gün hemen şunu düşünmüştüm. Yani acaba bu 4 artı 4'ün içinde okul öncesi eğitim var mı? Nerede acaba? Yani birinci sınıfta herhalde onlar görecekler mi? Ne yapacaklar? Yani bunlar ne olacak? Hiçbir bilgi yok. Var mısın bilgi? Şimdi okul öncesi eğitimle ilgili olarak bir genel bir değerlendirme yapacak olursak, şimdi dünyanın birçok yerinde okul öncesi zorunlu değil. Türkiye'de de zorunlu olması son derece yanlış bence. Şahsi kanaatim. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size. İsveç'te mesela ve İsviçre'de okula başlama yaşı işte 6 ve 7 olarak değişiyor. Yani okula başlama yaşları yakın. Ama mesela 4 yaş için okullaşma oranına bakıyorsun, yani okul öncesine bakıyorsun 4 yaş için. İşte mesela hemen size o rakamları okuyayım ben. İsveç'te 4 yaşta %100 okullaşma var. 4 yaşa. Zorunlu değil ama %100. Ama mesela aynı oran İsviçre için %39. Yani bu örnek şunu gösteriyor aslında. İki ülkede benzer şartları sağlıyor olabilir. Ama farklı sosyolojik gerçekleri var. Mesela kadınların çalışma oranı farklı. Türkiye'de de Avrupa'dan farklı. Yani ev hanımı oranı diyelim bizde daha yüksek. Dolayısıyla bizde okul öncesi oranın düşük olması bir başına kötü bir şey değil. Tam tersine iyi bir şey de olabilir. Çocuklar ne güzel annelerinin işte yanında yetişiyorlar. Belki daha sağlıklı yetişiyorlar. Yani burada böyle çok okul öncesi eğitim karşıtı gibi görünebilir mi ama derdim o eğitime karşıtı olmak değil. Yani bu temelde bir ihtiyaçla ilgili, sosyolojik bir şeyle ilgili. 69 herhalde yani 5 yaş grubunda. Türkiye'de bayağı iyi mesafe var. Zaten onu diyeceğim. Yani Türkiye'de de zaten kendiliğinden artıyor. Çünkü bizde de kadınlar daha çok çalışıyorlar. Daha çok çalıştıkça daha çok ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla buna bir ihtiyaç olarak bakmak lazım. Bir de zaten bir esnek yapı içerisinde devletin rolü eğer böyle bir talep varsa bunu sağlamak yani.